Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Risale-i Nur dersi değil, eğitim dersidir. Nasıl yanıttı bir diyorsun? Tamam. Anladık mı abim? Risale-i Nur dersi değil. Bazıları diyor ki, önünde kitap var, defterinden okuyorsun. Onun için onlara diyorum ki, bizim öğleyin dersimiz Risale-i Nur dersi değil. Risale'den istifade ettiğimizi istifade ettiriyoruz. Bizim müzakere ve eğitim dersidir. Eğitim. Bunu yayınlamak zorunda değiliz. Kimse de dinlemek zorunda değildir. Önceden peşin söyleyin. Tamam. Risale-i Nur dersi değil. Şimdi, çünkü bıktım da ondan. Bıktım yani insanlardan. Usandım. Öyle yaparsın olmaz, istifade ettir dersen olmaz. En iyisi Nasrettin Hoca gibi itiraz etmişler. Bak şuraya bak, adama bak ya demiş. Eşek var demiş, bilmemiş yürüyor. Koca adam. Eşeğe binmiş, ona koca adama bak ya. Yazık değil mi ya, eşeğe binmiş. Eşi yüklemiş, Allah Allah, şuna bak demiş ya. Demiş, en iyisi içimde geleni yapayım demiş. Tamam. Onun için Risale-i Nur bizim hakikaten şey, öğlen dersimiz eğitim dersi, bu akşam dersi değil. Akşam bunu yapamazsın. Şimdi terklerden giriyoruz. Ondan sonra şeye geçeceğiz. Ben onu seviyor muyum? Ben onu seviyor muyum? Yani Allah'a. İddia mı ediyorum, seviyor muyum? Bütün sayıları göstermek için sıfır olmaktır terkler. Biliyorsunuz sıfırın sayısal değeri yoktur. Ama bütün değerleri o gösterir. Sıfırın vücud haricisi yoktur. Mahluk değildir. Dün biraz bahsettim. Tıbbın kaynağı insandır. İnsanı kaldırırsanız tıp yoktur. Değil mi? Fizik ise varlığın yapısıdır, hareketidir ve kendisidir konusu. Fiziğin konusu budur. Kimya ise varlığın ilişkisini ve çelişkisini çözer. Yani kaldırırsanız varlığı ne biyoloji kalır, ne fizik kalır, ne tıp bilimi kalır. Varlığı kaldırın, matematik ala duruyor. Matematik mahluk değildir. Haşa vacip de değildir. Yani hani soru soruyorlar ya, meyveyi kim yaptı? Ağaç yaptı. Ağaç kim yaptı? Toprak yaptı. Peki Allah'ı kim yaptı diye soruyor. Oysa yanı başındaki matematiğin kim yaptı sormaz. Fizik ilmi kaynağı zaman ve mekandır, varlıktır. Yani fiziğin konusu, ilmi mahluktur. Mahluğu ortadan kaldırırsa mahluku, ilim yoktur. Bir şey anlatmak için bu çok önemli terk de onun altını dolduruyor. Fakat mesela Big Bang teorisi varlığın kaynağı olarak gösteriliyor, varlığın sebebi. Big Bang ne diyor? Sıfır zamanda diyor. Patladı diyor. Zaman oradan başladı diyor. Ne zaman? Sıfır zaman. Bak sıfırı kullandı. Kabul ediyor. Etmek zorunda. Çünkü matematik Big Bang'den de önce. Önce var. Matematik berzahtır. Mahluk değildir. Ondandır ki her şeyin zeminidir. Zeminsiz olmakla beraber. Her şeyin zeminsiz zeminidir matematik. Fizikte matematiği alın. Fizikte matematiği alın. Fizik yoktur. Kimyada matematiği alın. Kimya yoktur. Tıptan matematiği alın. Matematik yine yok. Tıp yoktur. Ama matematik varlığı için başka şeye ihtiyacı yoktur. Varlığa ihtiyacı yoktur. Vücudu yok. Vücudu anlamamızı sağlıyor. Ha, anlamlandırmaya sağlıyor. Kendisini mekanı yoktur. Mekanı gösterir. Kendisinin değeri yoktur, değerleri gösterir. Mesela sıfırın hiçbir değeri yoktur.
olmadığı için bütün değerleri gösteriyor. Bir ise ondan kalitelidir ama birdir. Sıfır ise bir sayısal değeri yoktur ama her şeydir. Sıfır kaldırırsanız bir yoktur. Bir yoksa eksi bir de yoktur. Onun için matematik kim yarattı sorulamaz matematiğe. Allah'a kim yarattı sorana matematiği kim yarattı ise. Matematiğin bir mekanı yoktur. Varlığı kaldırırsanız matematik hala vardır. Varlığı kaldırırsanız fizik yoktur, kimya yoktur, astronomi yoktur, biyoloji yoktur. Yoktur yani, botanik ilmi yoktur. Hiçbir şey yok, bütün ilimler yok olur. Matematik hariç. Bu adlı isme dayanıyor. Yani bir kaynaktan çıkmıyor, bir varlığa dayanmıyor. Ama varlığı tanımlıyor, varlığı ifade ediyor. Adlı ismine dayanıyor dedi. Evet, adı. Dayanmıyor. Nasıl? Hem adı ismine dayanıyor hem bir şeye dayanmıyor. Yani bir şey, çok güzel. Böyle memnun oluyorum öyle. Varlığa dayanmıyor yani. İsme dayanıyor. Yani bir şeye dayanmıyor derken, coğrafyaya dayanmıyor. Fiziğe dayanmıyor. Mekanla alakası yok. Hareketle alakası yok. Yani fiziğin konusu mekan ve harekettir. Kimyanın konusu elementler arasındaki ilişki ve çelişkiyi çözer. Tıbbın konusu insandır. Matematiğin konusu. Yani tıp ondan çıktı. Fizik varlığın kendisinden ve hareketinden çıkmıştır. Matematik şuradan çıktı diyemezsin. Şeytana benziyor. Şeytana yani her şeyi göstermek için vallahi düşünebilirsin de hiç düşünmedim yani. Çok ilginç bir şey söyledi ya. Tamam. Şimdi bunu nerede kullanırsın abi? Lafınızı kesin de. Mesela 5 tane elma diyorsa 5 tane elma var. Elmalar yedik ve bir yere gitti ya 5 nerede yani? 5. 5 hala duruyor. O misal evet çok güzel. Farazi yani. Yani 5 tane elma diyoruz. 5. Elmaları kaldırın 5 hala duruyor. Big Bang işte sıfır zaman diyor. Ha zaman. Ondan önce vardı. Ondan önce eksi diyor. Şimdi sıfır sayısal değeri yoktur. Yuvarlaktır. Ama her şeyi o gösteriyor. Her şey onun içinde. İnsan da hiçliğini bilirse bütün varlık orada gözükür. 10 dakika onun için konuştum şimdi. Hiçliğini bilmeye çalışıyorum. Ustad diyor ya hiçliğini bilmeye çalışıyorum. Yani sıfır olunca mesela bir olursan iki değilsin. Ve sıfır değilsin, birsin. Muayyensin. Artık her şey olmaktan çıktın, bir şeysin. Sıfır her şeydir. Her şey olduğu için bir şey değildir. Ha? Bu bizde neyi oluşturuyor? Enem. Eylemsel itibariyle terk. Ne kadar terklerin var olursa Allah'ı sevdiğini iddiadan eyleme dönüşmüş olur. Terklerinle Allah'ı seviyorsun. Terklerin kadar Allah'ı seversin. Terklerin kadar Allah'a saygılı olursun. Terklerin kadar ubudiyetin olur. Terklerin kadar Allah sevgisi olur. Terklerin kadar Allah seni sever. Mesela abi namaz kılarken abi, zekat verirken, hep terk. Güzel Allah bulurken, hep terk. Böyle bağır çağır, verme, işte kılma, terk edeyim bir şeyleri. Evet. Onun için dindeki şeyi de söyleyeyim. La ilahe illallah. Dün bir tane öğretmen sordu değil mi? O ne öğretmeniydi ya? Zayıf uzun boylu olan. Dedi ki Allah niye var dedi. Hatırladın değil mi? Onu çektik hali, çektik hali evet. Allah niye var dedi. Yok olmadığı için var dedi. Durdu. Anlamadı ama anlamadım da diyemediği için böyle durdu yani. Mesela la ilahe. Niçin ilah yok? İllallah olduğu için. İllallah olduğundan dolayı la ilaheler yok. Fedakar değil mi? He? Feda ediyor, feda. Ha, bak, Allah niye var? Yokluğu yok olduğu için. Tamam mı?
yoku yok, yok olursa var olur. Biz yok olabilmek için de varlığımız sır eksi lazım abi, değil mi? Evet. Var olmak için varlığını zannettiğin bu varlığından çıkman lazım. Sıfır olmalı. Evet, zan işte. Sıfır zan. Biz buraları böyle zannediyoruz. Kur'an'da onlar zandadırlar diyor. Onlar zanlarıyla bakarlar diyor. Onlar zanlarıyla düşünürler diyor. Onlar zanlarına tabidirler. Yani bunu kesin adınız gibi bilin. 18 bin alim ustad diyor ki 409 mektubatta 18 bin alimi bu alem içinde gördüm diyor. Hani nerede? Böyle bir şey yok. Peki niye ben görmüyorum? Ben alemi görmüyorum ki. Balonunu oluşturdum oradayım. Benim doğrularım dünyamın içindeyim. Hakiki dünyada değilim ki. Ölünce doğarsınız diyor. İnsanlar uykudadır. Ölünce uyanırlar. Sen ölmeden önce uyan. Arkadaş, zan. Zandadırlar diyor. Mesela bu dünyanın sırf imtihan için olduğunu zannediyorlar. Taallümle tekemül imtihan değil ki. Bu insan bu dünyaya göndermesinin gayesi ve hikmeti taallümle tekemül etmek için gelmiştir. İlim yaparak terak etmek imtihan değil ki. Görmek ve göstermek. Cenab-ı Hak mesela bu alemi görmek ve göstermek istemiş. Allah kendisi göstermek istemiş. Bu imtihan mıdır? Ve imtihanın dünyaya has olduğunu zannediyorlar insanlar. Oysa alem erbahta imtihan var, cennette de imtihan olmuş. Adem Aleyhisselam'ı imtihan etmiş, şeytanı imtihan etmiş. Azazil'di. Cennetteki oradaki adı şeytan değildi. Cennetteki adı Azazil'di. Adem Aleyhisselam'ın cennetteki münasebetini o yanlış kurduğu zaman iblis oldu. Aleme geldiği zaman şeytan oldu, insana girdiği zaman hennas oldu. Yani ruhlar aleminde elestu bi rabbikum denmedi mi? Galu bela denmek için reddetme özelliğinden lazım. Entelijen insan ise abi hennas mı oldu? Önemli değil hepsi. Hepsi sıfattır, ayrıdır. Şimdi bak, ruhlar aleminde elestu bi rabbikum, bazıları iman etti, bazıları etmedi mi? Demek ki sana teklif ediliyorsa Rabbiniz değil mi? Reddetme özelliği var demektir. Reddedebiliyorsun ki edenler olmuş. Secde etmeyenler olmuş. İmtihan başta. Demek orada da imtihan var. Abi mekan yok. Mesela zan imtihana mekan değil o zaman. Değil. Yani çünkü diğer tarafta zan yok. İşte cennette de zan var. Var mı orada da? Var. Baksana Adem kendisini öleceğini zannetti. Ölmemek için meyveyi yedi. Bunun zan üzerinde. Mesela enna inne zenni abdi bi. Kulumun zannı üzerine göre. Peki Adem Aleyhisselam'ın yemesinin sebebi neydi? Şeytan dedi ki yemesen burada fani olacaksın diyor, öleceksin diyor. Yersen diyor bekaya inkılap edeceksin diyor. O da zannetti. Zan da biliyorsunuz yalanın zemini. Zan orada da var. Yani mertebelendiriyor. Peki şöyle bir şey söyleyeyim size. Adem Aleyhisselam yeryüzüne indirildi. Şeytan da yeryüzüne indirildi mi? Başka bir vücudu mu vardı? Aynı vücutla dünyaya indi. Hiçbir şeyde tefsirlerde Adem Aleyhisselam'ın cennetteki vücudu değiştirildi. Ha buraya gel bakalım hadi al sana çıkar o vücudu al bana bunu giy. Hiç duydunuz mu? Adem Aleyhisselam dünya geldi dedi de bir Allah'ın kulu sormadı. Sormuyor yani. Hangi vücutla geldi? Vücut değişikliği yaptı mı? Yapmadı. Allah Resulü bu bedeniyle mi gitti Miraç? Evet. Bu cismiyle gitti. Bedeniyle gitmedi. Bedeniyle arşa kadar gitti. Ondan sonra cismaniyetiyle gitti. Ama bu beden, bu beden değil yani. Bu nurani işte ona girmeyeceğiz şimdi. Zanna çok... indirdi onu. Ha? Zanna indirdi cennette. Zanna indirdi diyebiliriz. Çünkü ebedi, yani burada böyle olursam ölürüm. Yani sonluyum. Meyveyi yersem ve kabulacağım. Zannetti. Zan, yani zan acayip bir şey yani, tamam mı? Mesela elestu bi rabbikum. Orada tuğla kondu. Köprünün tuğlası. Hop kemerli tuğla var ya. Aşağıdan dere akıyor. Böyle Osmanlı köprüsü var ya.
Sırat Köprüsü o zaman kuruldu. Sana ne zaman soru sorulduysa Sırat Köprü kuruldu. Ne zaman soru bitti, olay bitti, köprü bitti. Köprü ta cennete kadar var. Sırat Köprüsü bitimi. Haşir meydanı hala köprüdür. Kabir hala köprüdür. Üstad diyor ya, iki taşın üzerinde hem diyor. Geçmiş ve gelecek. Bir mezarlık. Hatta şey, Üstad 23. Mümkün ve neki sürekli soruyor yani. Çünkü biz mezardaysak, iki tane mezar ortasındaysak değil mi? İki, evet, iki taş arasında. Üstad 23. sözde diyor ki, bir köprüdeyim dedi ve o köprünün başı mebdi hayat, ahire hayat. Sırat Köprüsü'nden bahsediyor. Mebdi hayat, ilk hayatın bana bahşedilip soru sorulduğu zaman Allah alemine. Peki anne karnında imtihan mıdır? Bir inkılaptır. Bu dünyada da sırf imtihan değil, bir inkılaptır. Peki bu dünya sırf imtihan için olsa Allah görmek ve görülmek istedi. İmtihan mıdır bu? Taallümle tekemül imtihan mıdır? O olayları farkındalığa getirip sanki o zanını yırtan bir şeydir. Yani zanla uğraşıyorum fakat eğer bunun üstünü açabilirsem, bu delebilirsem, bu anne karnındaki torba gibi, torbanın içindeyiz. Biz arkadaşlar bunu adınız gibi bileyim, ben de dahi yeni fark ediyorum. 18 bin alemi bu alem içinde gördüm ama böyle bir şey ben görmüyorum. Üstad diyor ki bu alem içinde gördüm. O zaman ben niye görmüyorum? Zandayım da onda görmüyorum. Bu torbadan çıkmak lazım. Anne karnında 4 tane karanlık var. Şimdi bu terklerle mümkün. İbadetle değil. Aslında böyle görmek, göstermek. Evet. Kim ki gösteriyor? Kim ki gösteriyor? Şimdi devam ediyorum. Ne ile başladım? Her şeyi göstermek için hiçbir şey olmamak adına sıfır oluyor. Her şeyi gösteren hiçbir şeye benzememesi lazım. Ayna gibi. Her şeyi gösteren hiçbir şeye benzememesi lazım. Hiçbir şey olmaması lazım. Çünkü her şeyi göstersin. İşte her şeyi gösterebilmek için hiçliğini bilmek lazım. Adeta diyoruz, realitede örnek veriyorum. Her şeyi, her sayısalı gösteren ama kendisi sayısal olmayan ama varlıksız varlık olan, vücutsuz vücut olan sıfır gibi. İçini boşaltacaksın. Terk. Devam ediyor. Terkte, terklerle elde edeceklerini ibadetle elde edemezsiniz. Mesela farz namazlarınızda diyor Allah'a yaklaşma yok. Allah'ın rızası var. Ama nafilelerle Allah'a yaklaşırsınız diyor. Nafileler terk de mümkün. Niçin? Çünkü nafile farz değil, emir değil. Ebvabin, teeccüd, tamam, duha, işrak. He? İşrak, kuşluk, hacet. He, yani gibi. Bunlar mesela temelde üç tane. Sabah ki ebvabin, akşam ebvabin, duha, işrak, hani ikisini dua ile işin bir kabul etsen beş tane zaten. En iyisi de, en cazibi de teeccüd. Bununla Allah'a yanaşıyorsun. Bu da terktir. Uykunu terk edeceksin ki teheccüd kılasın. İmam-ı Şafii diyor abi, farzlar ağaçtır, nafileler ise meyve diyor. Doğru demiş. Aslında bak, hadis mi dinle? Haram terk edilmeden imanın lezzeti anlaşılmaz mı? Evet, şeyde var, 15. Şua'da diyor ki, kafir diyor, küfrünün elemini, Müslüman da imanının lezzetini alamamasının sebebi, günahların iptal hisnevinden vazife yaptığındandır. Bir Müslüman iman ettiği, bir Müslüman dersleri gidiyor, Risale okuduğu halde hala imanından lezzet alamıyorsa eylemlerinde sorun yok, terklerinde sorun var. Terklerinde sorun var, terk. Bu terklerin üzerine bindireceğim. Ben onu seviyor muyum? Terklerin adıdır asıl saadet. Başka? Çocukların ibadeti olmadığı halde bizden ibadeti yapanlardan çok daha nurani olmaları haramları terk etmelerinden.
Çocuklara bakın. Bir tane farz namazı yok çocuğun. Bir tane farz namazı kılmadı Ömer abi. Sen kaç tane kıldın? Kaç oruç kıldın, tuttun? Bir tane farz namazı yok, yapmamış. Bir tane oruç tutmamış. Ama seninle bir araya getirse senin hiç, onun yanında hiçbir şey değilsin ki. Sen de ben de. Ayakkabı çablasına benzeriz suratımız. Çocukların o simasına göre. Niye? Hiçbir ibadeti yok. Çünkü hiçbir günah. İhraç edilmemiş. He? İhraç edilmemiş. Ne demek? Yani dimandan, cennetten çıkartılmamışlar. Evet. Nesebine bağlı. Nesine mi? Nesebine bağlı. İman diyor, iman nedir? İnsanı Sani Zülcelal'ine nispet ediyor. Başka? İman bir intisaptır. İman insanı Sani Zülcelal'ine nispet ediyor demek bağlıyor değil aşağı. Nispet nesepten geliyor. Nesebini taşıyor. Çocuk daha nesebinden korkmadı. Çünkü günah yok kısacası. Terkleri var kısacası. Terkleri var. Terkleri olanın nurani olur. Bir adam namaz kılabilir, risale okuyabilir. Tamam mı? Gece bayağı okuyor ya. Yani. Eğer bu terklerine vesile olmuyorsa hala televizyonun önünden çıkartamaz. Hala haberlerden çıkamaz. Hala haberlerden medet uman, hala haberlerle rahatlamayı bekleyen, hala haberlerle kendisini inşa edeceğini zanneden ahmaklar var. Mesela adam 40 senede ancak böyle çıkıyor, ömrü ise şehit, bir anda böyle çıkıyor. Evet, hayatını terk ediyor diyor. Çünkü başka, mesela evet. Ümmetin adına, ve bir 40 yaş, 40 senede evet, veli olan, şehit bir anda çıkıyor. Hayatını terk ediyor. Ümmetin hayatı adına, milletin namusu adına hayatını terk ediyor. Hayatı hayata mazhar oluyor. Yani tereki terk etmek ona misal olabilir mi? Terk etmiş. Evet, terk etmiş. Yani şehitler. Şehit onun için. Terkleri de terk etmiş hepsi. Namaz müminin miracıdır. Namazda iftitah tekbirinde namaz müminin miracıdır. Nasıl gireceksin? İftitah tekbirinde terklerle giriyoruz. Miraç. Allahu Ekber. İleri atlamak için arkaya atıyoruz. Terk. Bu terklerden dolayı şimdi mevzuya giriyor. Şimdiye kadar mukaddemeydi. Terklerle onun sevdiğini ancak iddia edersin. Bakayım 252. Hasan abi dersimizi geçmiş tercetini bir yapmıştık abi. Mevlam Tekin sorusu Cenab-ı Hak bize soruyor abi. Yemek mi namaz mı? Veya haram mı şu mu? Mesela ben nefsime uyduğum zaman ben Rabbim kim oldu? Orada tasdik etmiş oldum. Rabbim nefsimdir. Çünkü niye? Cevap harama elimi uzattım. Helal yapmadığım için. Rabbim bu oldu yani. Orada Cenab-ı Hak bana sordu. Ben Rabbuke. Melaike bana sordu. Yani şunu demek istiyor biraz ağır da o. Rabbim. Mesela karşıdan açık saçık geliyor. Veya bir fırsat Mehmet abi, şey Ömer abi, senin esnafsın, sen de esnafsın. Şimdi tam bir fırsat, saf, temiz bir çocuk veya kadın bilmiyor. Tamam mı? Eski bozulmuş bir malı. Verebilirsin. Geri iade etmedin. Asa bir şey anlamaz. Doğru hakikaten gariban eve götürüp o yağı yapacak. Ama tarih geçmiş. Ama bak, şimdi bu bir fırsat. Bakayım bunu ne yapacaksın? Şimdi soruyu burada soruyor Allah. Yapacak mısın, yapmayacak mısın? Kabirde ne yapılıyor? Yap verdiğin yazılı kağıdındaki soruya verdiğin cevap yüzüne okunacak. Soru burada soruluyor. Yazılı burada. Ama burada şeytan yanınızda, orada yanınızda değil. Değil. Burada yap diyor, orada yok. Orada kendisi yok ki. Kendisi yok. Demek ki soru burada soruluyor. Yazılı burada yapılıyor. Yazılı kağıtlar orada okunuyor. O zaman mümkün ne ki burada? Şu, soru bir. Aha sana haram, terk ediyor musun, etmiyor musun? El cevap, terk etmedi. Terk etti. Cevabı zaten verdin. Ne bekliyorsun, ne? Sürpriz mi bekliyorsun kabirde? Zaten vermişsin cevabı.
Cevaplar belli. Bana soru soracaklar. Ne yaptın Kırıkhan'a? 1992'de gittin, 94'te dershane açtın. Ne yaptın? Ömer Güven diyecekler sana. Ne yaptın? Gittin. Vallahi ya Rabbi. Tüp sattım, su sattım. Yapmadığım iş kalmadı. Toptancı gıda yaptım, şunu yaptım. Tamam da bunun için mi gönderdim ben size? Ya Rabbi nurculuk yaptım. Ha tamam. Şimdi terklerden girdik. Başlık şu. Ben onu seviyor muyum? Ölçüsü terklerle mümkün. Terklerin ne kadar varsa sen onu o kadar seviyorsun. Şimdi ona giriyorum. Amelime güvenmiyorum ki günahlarımdan dolayı Allah'tan ümidimi keseyim. Şimdi amelime güvenmiyorum. Amelinize güvenmeyin. Sebebi neymiş biliyor musunuz? En büyük sebebi şu. Günah da amelindir. Eğer ameline güvenen günahından dolayı Allah'tan ümidini keser. O da amel ya. Amelimize güvenmiyoruz, sevabımıza. Bu bize şeyi getiriyor, imkanı. Farzları, yaptığım iyiliklere güvenmiyor. Haramıma da korkmuyor. Ümitsiz olmuyor diyebilmek için. İşliğini bilen diyebilirim. Sen bir şeyi terk edersen, Allah da sana adım atıyor. Senin hakkındaki hükmümü terk ediyor. Sen mi şefkat ediyorsun? Sana da biz de şefkat ederiz. Efendim abi? Bir kıssa vardı. 500 sene ibadet etmiş de Cenab-ı Hakk'a demiş ibadetin mi yoksa benim rahmetim mi istiyorsun? Evet, evet, evet. Bir gözün şeyini yapamamış. Evet. Şimdi bak. Burayı anladık mı? Bu çok ilginç. Ameline güveniyorsun. Tamam. Bu başka bir şey. Bu senin dediğin değil bu. Ameline güvenmemek bize neyi getiriyor? Gurur ve kibirden kurtulmak için değil yani. Ameline güvenmemek bize başka bir şeyi taşıyor. Günahım da amelim olduğundan dolayı amelime, sevabıma güvenmediğim gibi o bana güveni taşımaması bana ne getirecek? Günahımdan dolayı yeyse atmayacak beni, atamayacak. Çünkü ona da güveniş yapmıyor. Dehşet ya. Hüsnü zana güvenilir mi abi? Hüsnü zana güvenilir. Ama bir zıtlığı çarpışması dememiş bir zanda aslında. Bak şimdi, bir de okuyayım. Amelime güvenmiyorum ki, noktalı virgül. Niye? Günahımdan dolayı Allah'tan ümidimi kesmeyeyim. O da amel ya. Sevabına güveniyorsan, sevap seninse haram da senindir. Terk ediyorsun. Sevabını terk eden, haramını da terk ettiriliyor. Yani sen mi terk ettin Allah? Bana diyor ki, sen benim için bu haramı terk ettin mi? Ettim. Ben de senin hakkındaki hükmümü terk ediyorum. Sen mi şefkat ettin? Şefkate layıksın. Bak, sevabımı terk ettim. Ha, sahiplenmiyorsun. Rahmet ilahiye aittir. O istedi, o halk etti. Sevabıma güveniyorum. Günahımı da bu sefer Allah adım atıyor haşa. Bu sefer günahlardan dolayı da ben yeise düşmüyorum. Çünkü o da benim değil. O da benim değil. Oluyor. Ama bunu yapabilene o hak ediyor. Birinci önemli yapabilen ikinci hak ediyor. Ameline ne kadar güvenmiyorsan günahından da o kadar yeis olmaz sende. Ümitsizlik olmaz. Amelini rahmet ilahiyeden görme nispetinde günahına karşı Allah'dan ümit beslersin. Sonra mahşerde Allah belirmiş. Sen hakkını buna helal et, ben sana bu sarayı vereceğim. Sarayı gösteriyormuş yani. Evet. Ya. Allah böyle bir Allah. Yani bizim küçük kafalarımıza Allah'ı oturtuyoruz. Elimize de mühür aldık. Allah seni affetmeyecek. Tamam. Allah bilir. Sanki Allah'ın Adalet Bakanı oturmuş yani. Kimin affedileceğini ona soruyor. Bak terk ettin değil mi? Evet. Terk ettin. Harun içeriden bir tane şey göreceksin. Kalem torbası ufak böyle. Onu getir. Ameline güvenmemek asıl illet ve kibir onun faydası diyebilir miyiz? Bir de söyler misin? Ameline güvenmemek, günaha düşmemek, yeyse düşmemek için asıl sebebi o illet odur. Gurur ve kibir onun faydasıdır. Evet, evet, evet. Aynen. Ameline güvenmemek bir gurur ve kibire kurtarıyor bizi. Bir de ne yapıyor? Yeisten ve ümitsizlikten bizi çekip çıkarıyor.
Ben zaten sevabıma güvenmemiştim ki günahımdan dolayı da ümitsiz olayım. O da mı? Yani bilmiyorum ki yani çok yırtıyorum kendimi, anlatamıyorum galiba. Bu, demek ki adam diyor ki ben diyor kurtulamam diyor. O zaman o kendine günahına güveniyor değil mi? Yani o sevabına güvendiği için günahına da sahipleniyor. Diyor ben diyor kurtulamam diyor, ben bittim yani. Değil, ben bitmişim diyor. Bu adam kendi o günah amellerine güvendiği için diyor ben bitmişim diyor. Evet, güvendiği için değil. Günahı da günahından dolayı benim amelim ya. Oysa terklere alıştı ya. Terklere alıştı ya, sebap benim değil. Hakikaten Allah'ın ikramı. Peki, günahı nasıl yapacaksın? Nasıl değerlendirecek? Ya oralara girmek istemiyorum, konuyu da alacak diye. 75 lemalarda diyor ki, insanda teşhis edemediğim, tespit edemediğim bir iki latife var ki, insanın ihtiyarın ve iradeyi dinlemezler ve teklif altına giremezler. O bir iki latife insan hakim olduğu zaman çok günahlara sokarlar ama insan ondan mesul olmaz diyor. O latife ruhlar aleminde de girme şansı var mı abi? Onu bilmiyorum. Ama şu var. Girdiğine kaniyim, biraz şeyim. Çünkü niye? Orada elestu bi rabbikum de söz verenler burada unutuyor. Peki orada söz verenler burada düzeltebiliyor mu? Düzeltebiliyor. Çünkü niye? Orada söz verdiği anda burada yamukluk yapıyor ki Allah uyarıyor. Orada söz vermişsin, sözümüzü niye tutmuyorsunuz? Peki orada söz vermeyenler burada düzeltebiliyor. Çünkü imtihan orada başladı, bitmedi daha. Ruhlar aleminde imtihan başladı. Cennette de imtihan var Adem Aleyhisselam'a yapma etme dedi. O kabirde de devam ediyor, terkler devam ediyor. Eğer o secde edenler neticeyi almış olsalardı, niye burada Allah ikaz ediyor ki? Niye amelini, secdeni, sözünü unutuyorsun, unuttun? Sözünüzü yerinize getirin. Demek ki o yetmiyor. O mukaddemeydi. Netice değil oradaki. O netice değil. Oradaki tercih irade, buradaki ihtiyar. Devam edeyim. Burada ne anladınızsa. Yani bir de okuyorum. Yani bu hissiyatımı... Abi bir taşla iki kuş vurmak gibi oluyor bu sizin. Aynen. Bir tarafı... Ha bu işte. Lazcası bu. Yani sana ameline güvenmemek seni gurur ve kibirden kurtardığı gibi senin günahlarının yeisliğinden, ümitsizlikten de kurtarıyor. Bu kadar işte. Asmanım. Bu. Aslında hani dediniz ya, o teşhis edemeden latife diyor ya. He he. Burada bir de miydi var bu sözde de 278'de. He. Diyor ki çünkü hem tahayyül, hem tevehüm, hem tasavvuf, hem tefekkür, hem tasdiki aklında ve ilhandan, kabilden ayrıdırlar. Başkadırlar, onlar bir derece serbesttirler. Cüz ihtiyari pek dinlemiyorlar. Harika. Teklif diye dini altına çok girmiyorlar. Tasdik ve ilhan öyle değildir. Heh. Hangi sen? Tahayyül ve tasavvur mu? Başta alayım. Çünkü hem tahayyül hem tevehhüm... Bir dakika. Sayfa 278. Vesvese Risalesi mi? Evet abi. 278. Başlayalım başta. Evet. Bu... Tabii bu teşhis edemediğim dediği bir yerde hiç var. Risale'nin hocası Risale'nin olduğuna göre abi. He. Orada edememiş ama burada etmiş. Etmiş. Çünkü hepsi böyle, yani şimdi hani ayet, bazı ayetleri kaldırıyor ya abi. Değil mi abi? Hmm. Şimdi aynı kavli bir sonra geçelim. Çünkü uzun bir zaman içeren geldiği için. Harika. Hem tahayyül bir, diman mertebesi yine. En dip tahayyül, hem tevehüm, hem tasavvur, hem tefekkür, tasdiki akliden ve izanı kalbiden ayrıdırlar, başkadırlar. Onlar hangileri? Tahayyül, tevehüm, tasavvur, tefekkür. Onlar bir derece serbesttirler, cüz ihtiyarı pek dinlemiyorlar. Yani cüz ihtiyar dinlemiyor, iradeyi dinlemek zorunda diyeceğim ama hemen arkasından bitiriyor bana, onu düşündürtmüyor. Teklifi dini altına çok giremiyorlar. Ya, yani adama, insana öyle mükemmel bir merdiven koyuyor ki kuyudan, mesela adam zinaya düştü. Adam vurdu. Oldu da patlayın. Kimse durup dururken vuramaz ya. Düştü. İçti. Ne içti kardeş? Yap
yaptı ya. Ya nasıl yapar? Sana ne ya? Sen alacağını al bu dersten. İtiraz etme. Bak adam her türlü kepazeye düşen bir insana diyorum. Bu insanın tahayyülü, tevehumu, tasavvuru ve tefekkürü. Dört. Cüz ihtiyarı dinlemiyorlar. Çok serbesttirler. Dinin teklifine girmiyor. Hatta rüyada ihtilam olmak bunlardan kaynaklandığı için zina olmuyor. Abi bir dakika. Aynı. İrade olmuyor mu aslında? Bak şimdi dinle beni. Rüyada rüyalanmak. Hayır. Dur bir dakika başka oraya gelme dur. Şimdi rüyada o ihtilam olma şekli ayı kalemin aynısıdır. Çünkü vücuda aynı fatura çıkmış. Aynı şey için aynı. Allah buna zina diyor, ona demiyor. Ama ille bu bedenle mi yapacaksın? Yok, aynı bunun suretiyle yapılıyor. Netice aynı çünkü. Bir atom seviyesinde değil ama şekli aynı. Netice de aynı. Keyfi de aynı, tamam. E peki ona hükmetmiyor. Çünkü niye? Bunlar var, tahayyül girmiş. Tevehüm girmiş. Tasavvur girmiş, tefekkür girmiş. Buralı değil onlar. Buralı değil. Tamam. Dolayısıyla din ona hükmetmiyor. Zina yazmıyor. Yani bunu nereye delil yapacaksın? Nasıl ki ben ey rezil hayata düçar olmuş kardeşim, ümitsizliğini kaybetmek üzereyken veya kısmen ümidini kaybettin, Allah beni affetmez. Nereden biliyorsun ya? Allah'ın Adalet Bakanlığı sende mi? Kimin affedileceğini, edilmeyeceğini sen mi sanırsın? Ha şöyle düşün. Lemalarda 75'te bir kısım latife var ki ihtiyarı ve iradeyi dinlemezler, belki teklif altına giremezler. O latifeler hükmettikleri zaman insanı kendisine isteğine rağmen şeyler yapıyor, günahlara sokuyor. Mesuliyete giremezler. Peki hangileridir denilirse burada izah etmiş doğru. Tahayyül, tevehüm, biliyorsun tevehüm tasavvurun tefriti, tasavvur ve tefekkür. Tefekkürü de buraya sokmuş. Ve tefekkür. Bunlar teklifi din altına çok giremiyorlar. Abi bunların vicdana tesiri yok mu? Var. O zaman vicdana bulaştığı zaman vicdan... Yani şu, ihtiyarsız olduklarından dolayı bir şey olmuyor demek ki. Tabii işte ihtiyarı olduğu zaman oluyor. Çünkü sen kendin yapıyorsun bunları. İradeyle yaparsan, ihtiyarınla yaparsan ama hiç ihtiyarın yok. Mesela ihtilam olduğun zaman seni vicdansızlığına mı götürüyor? Aynı onun gibi işte. Yani ihtiyarsız olursa ama ihtiyarınla yaparsan. Ama Hasan abi tefekkür dimağın bütünlüğünden oluyor. Hani ulvi bir nasıl tefekkür oraya giriyor o zaman? Çünkü tefekkür sırf müsbet değil ki Emre. Menfide oluyor mu tefekkür? Menfide oluyor da mesela. Tahayyülü küfür, küfür olmaz, tefekkürü küfür de diyor. Tefekkürü küfür de küfür değildir. Yani tefekkürse müsbeti değil ki, hayır şeri de var. Tefekkürü küfür demiyor mu? Tahayyülü küfür küfür olmadığı gibi tefekkürü küfür de küfür değildir. Mesela ihlas, sırf hayır mı var? Şerde de ihlas var. Şerde de ihlas var, samimiyet var. Şimdi istersen. Evet. Şeyi de tefekkür ediyor, pisliği. Şöyle diyeceğim, Allah yoktur çünkü. Peygamber değildir aşağı. Çünkü tefekkür ediyor. Gene dimağın bütünlüğü var. Var. Dimağın bütünlüğünü kullanıyor. Bıçak var. Abi düşünce özgürlüğü burada çok müthiş demek ki. Evet. Yani ben bugün ne yazdım biliyor musun? Yazdım derken bulduğum şeyde Ne-i 158. Nur'un İl Kapısı. 158, zandayım ya, ama yarabbim bir çıkabilirsem zanı, zandan çıkabilmenin yolunu bir derece buldum. Zanı zannedersin çıkarsın, şüpheden çıkmanın yolu, şüpheden şüphe edersin çıkarsın, vesveseden çıkmanın yolunu buldum gene, şüpheden şüphe edersen, vesveseden vesvese edersen çıkıyorsun. Tamam sen gider. Tamam. Ben de motosiklet çıkayım ağzıma çıkardım. Motosikletle mi çıktın zaten? Şimdi zanı zannedersem zandan çıkıyor.
Nerede kaldık? Neyse, kafa gitti. Ne diyecektik? Nurni kapısı 158'deyiz arkadaşlar. Orada... Evet. Gitti. Işte gidiyor. Yani yok yok ise vardır diyor. Vesveseden vesvese edince Adem yok oluyor, evet. Vücut geliyor. Öyle bir şey mi? Ha, şu. Hatırıma geldi, dur bozma. Şüphe sistemi en çalışan şüphe, şek değil şüphe, en iyi çalışan insandır. Şüphe ne işe yarar diye sordum. Şüphe, insanın düşüncesine zenginlik katan bir sistemdir. Eğer şüpheyi kaldırırsanız insan donuk düşünür, bilgileri donuk olur. Şüphe olmasa bir ilmin ucu ve bucağı belli olur. Yani insanın nihayetsiz düşünebilme, nihayetsiz bilgilere sahip olabilmenin şartı şüphe etmesi lazım. Abi bu felsefeye götürmüyor mu? Felsefenin her şeyi batıl değil ki. Kur'an'da kopuk felsefe. Merak kötü. Abi, korku içinde diyebilir miyiz onu? Korku da öyle ama şüphe bambaşka bir şey. Arkadaşlar şöyle diyeyim. Zan nedir? İki nokta üstüse. İçerisinde şüpheyi barındıran bilgidir. Bu bir aylık çalışmamın cümlesidir. Bu bir yerden yoktur, bu cümle yoktur. Yani külliyatta bulamazsınız. Öyle bir cümle yok. Yani külliyatın okuduklarımın bütünlüğü. Zan nedir? İki nokta üstüse. İçerisinde şüpheyi barındıran bilgidir. İlim değildir aşkım. İlim, şüpheler çıkarsa ilim olur. Şüphesiz zan değil mi o zaman? Hüsnü zan mıdır? Yani şüphe, bak, o şeydir, hüsnü zandır. Niye biliyor musun? Emri nisbi şüphesiz olursa, dış dünya. Emri nisbi dış dünya. Emri itibari dış dünya. Dış dünya hakkında şüphesiz olursa, dış dünya hakkında da şüphesiz olursa, insanda hüsnü zan olur. Emrin ispisi, emri itibarisi, dış dünyası, iç dünyası şüpheli olursa ikisi, bu da şey olur, suizandır. Dış dünya kesin, iç dünya şüpheli, vehimdir. Bir daha abi, iç dünya. Bak, iç dünya, emri itibarisi şüpheli. İç dünya acayip. Dış dünya kesin. Bu bina budur, bu da budur. Emri nisbi doğru, emri itibari şüpheliyse vehim. Tamam. Eğer iç dünya kesin, dış dünya şüpheliyse zan. Ya kardeş, tam bu harita işte. Bu bulduğum harita bu ama daha doğruluğu değil. Doğrusu bulunana kadar bu yanlış doğrudur. Hazreti 4. Zan mı? Nereden? Cennetten çıkartan zan açıklamaya göre. Evet, zandır. Zandır. O şüphe verir diyor. Şüpheyi sokunca zanıyla hareket etti. Yani altında şüphe var. Zanıyla hareket etti. Acaba doğru mu? Evet. Yani zanın dört ayağını bulduk Allah nasip etti. Emri itibari, emri nisbi, emri itibari ikisi şüpheli olursa, emri nisbi, emri itibari ikisi kesin olursa, emri nisbi şüphe, emri itibari kesin, başka, emri nisbi kesin, emri itibari şüpheli olursa, yani dört kategori. Bunu tahtaya çizeceğim. Var mı burada tahta? Vardı, ne oldu? Duvara çarptık, aşağı çarptık. Ha, aşağıda mıdır? O zaman burada bir tane tahta almamız lazım. Öyle. Tamam. Peki, devam edelim. Ömer abi, ben burada değilim diyorsun, değil mi? Peki. Okuyorum, devam ediyorum. Konu neydi? Altyapısını, terkleri kullanarak ben onu... Zat-ı Zülcelal'i seviyor. Ameline ne kadar güvenmiyorsan, günahların seni o kadar çökertmez.
tertleri ne kadar kaliteli olursa iddia etmiş olduğun sevginde samimisin. Sonra ona, Allah'a yani, onun bana vermiş olduğu aşkımla, muhabbetimle gidiyor. Ona. Bir hayal eder misin söylediğimi, tek tek söylüyorum. Ona, Allah'a, onun bana vermiş olduğu aşkımla, muhabbetimle ona gidiyor. Abi bir adım geriye atabilir miyim? Tamam abi. Çok özür dilerim. Hakkınızı helal edin. Şimdi ameline güvenmemek... Ha orada, oraya mı getireceksin? Evet. Yani? Birine güvenmeyi de gerektiriyor. Yani rıza-i ilahiye. Yani burası... Tamam, çok güzel. Ameline güvenmemek, amelinden kaliteli bir Allah'a güvendiğin için. Evet. Allah amelimizde ne kadar kıymetli olursa ameline güvenmezsin. Bu da zan değil mi? Evet. Ama üstü zar. Bak bak. Ameline ne kadar güvenmesen amelinden daha kıymetli Allah olduğu için. Sibgatullah dediniz. Evet. Günahından ümitsiz ve yeyse düşmememenin sebebi Allah günahından daha büyük olduğu için. Aslında bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki nihayetsiz üst düzen yapmadan ölmesin diyor. Nihayetsiz üst düzen. Evet. Devam edeyim şunu. Sıkılıyor musunuz? Allah Celle Celaluhu bir kulunu severse sevgisini kalbine koyar. Hadis. Hadisi kutsi bil mana. Tam cümle, harf eksik olabilir. Allah bir kulunu severse sevgisini kalbine koyar. Hadisi bil mana mucibince onun beni sevdiğime, bak onun beni sevdiğine delilimdir. Benim onu sevdiğim. Ne kadar? Evet. Ne kadar seviyorsan o kadar. Allah beni seviyor mu? Ne kadar terklerin varsa Allah seni o kadar seviyor. Oraya dayanıyor aslında. Bitti. Terki olanın akrabiyeti var. Evet. Akrabiyet var. Hiç şüphe etme. Nasıl şu hocayı tekleriz abi? Tek şartla. Çok kolay vallahi. O cevap mı? He? O cevap mı? Başka cevap yok mu abi? Nedir o cevabı? Allah benden şu anda ne istiyor? Terklerle şey yapacaksın. Kim terki çok terk ediyor. Çünkü kardeş o ondan sonra izahattır. Terklerini çoğaltmak istiyorsan terklerini çoğaltanlarla beraber ol. Onlarla beraber bir kolay olsun. Mesela diyelim ki herkes buradan müzikten konuşuyor, baştan konuşuyor, paradan konuşuyor, bilmem ne konuşuyor. Sen şimdi düşünebilir misin? Herkes bir şey konuşuyor. Ömer abi buradan başladı. Bak buradan başladı. Herkes bir şeyden konuşuyor. Sen de o salonda, uçak bekleme salonda, yani dini nasıl düşüneceksin? İmam Rabbani sözüdür. Ne olmak istiyorsan sizden önce olanlarla beraber. Gerisi ondan sonra kolay. Terklerini çaltmak istiyorsan terkleri çok olanlarla beraber ol. Onun için ayette ne güzel diyor bu terk hakkında. لِمَ تَكُلُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ Yapmadığın şeyi ne söylersiniz? Terklerin yok. Refrefin yok. Refrefin yok. Ben, ama söylediğim bir şey yapınca kalemi koyun lütfen ya. Ben deyince kendine koyun. Felgeli koyun. O deyince ona koyun, tamam mı? Ben onu samimi sevip sevmediğimin ölçüsü de ben onu samimi sevip sevmediğimin ölçüsü de bir, onun haram kıldıklarını haram, onun helal kıldıklarını helal deyip hayatımda göstermemdir. Harika. İddia etmek değil, hayata göstermek. Hayatta göstereceksin, yoksa iddiadır. Başka, yani onun, pergeli oraya koyayım, onun haramına ve helaline ne kadar uyuyorsam ben onu o kadar seviyorum demektir. Yoksa onun istediği gibi hem yaşama, kendi istediğin gibi yaşa, sonradan ben onu çok seviyorum de.
Abi gelirken Arun'a bir soru sordum. Uçakta mı? Uçakta. 8. sözde vardı ya, ben kulumun zannı üzereyim diye. Birisine örnek verdim. Yani isim verme. İsim vermiyorum. Yani bir meyhanede atıyorum. Alkol alan birisi. Şöyle söylüyor, yani ben Allah'ıma kurban olayım diyor. Onun affına güveniyorum, o beni affeder. Şimdi Allah Allah diyorum, yani bu ben kulumun zannı üzereyim diyorsa bu kişi kendini Allah'a kendi gözünde böyle gösteriyor. Allah'ın bunu bu vaziyette nasıl olacak? Şimdi demek ki bu sizin haritanız, o benim kafamdaki soruyu çözmüş oluyor. Evet. Bir de okuyayım. Yani onun yaptığını, yapma dediğini bak, yapıyorsun. Ben Koypergili, ben hani diyor ya, Kur'an-ı Kerim'de ayet var bunun hakkında. Günahlarınız olduğu Allah'ın merhametine şeytan güvendirip günah işlettirmeye devam ettirmesin diyor. Allah'ın merhametine güvendirip günah işlettirmesin. Şu an diyor ki, bir de okumayayım bunu, okumuş. Yoksa, bak, yoksa onun istediği gibi hem yaşama, kendi istediğin gibi yaşa, sonradan ben onu çok seviyorum de. Bu kendini aldatmaktır, kendini inkar etmektir. Onu ne ile nasıl seviyorsun? Bir, onu ne ile nasıl seviyorsun? Yoksa emeğe hakarettir, emeğe. Sevdiğini nasıl gösteriyorsun? Haddini, hududunu bilip, bak, onu bu iki soruya cevap veriyor şimdi bak. Bir, onu ne ile nasıl seviyorsun? Bir, sevdiğini nasıl gösteriyorsun? Sorularına haddini, hududunu bilip, aczını ve fakrını, naks ve kusurunu, ubudiyet suretinde ne nispetle gösteriyorsan, İşte sen onu o kadar seviyorsun demektir. Abi bunun en hızlı bir şekilde biçimlenip dersçeye koyulması lazım, siteye koyulması lazım. Bu şu yaz anlattıklarımız. Bu müthiş bir şey Hasan abi ya. Evet. Çok insan vartaya düşüyor. Ayet-i Kerime'nin tefsiri adeta. Şeytan diyor Allah'ın rahmetine güvendirip de diyor günah işlettirmesin diyor. Hangi ayet geçiyor abi? Hatırlayamıyorum ama bir manı böyle. Sen hocasın, bulursun. Bilmiyorum abi. Hoca bulursun yani. Bulursun. Hiç düşündün mü? Bak son cümle. Hiç düşündün mü? Allah senin için nedir? Allah senin için nedir? Mehmet abi, Ömer abi hiç düşündün mü abi? Senin adın da Hasan'dı değil mi? Hasan. Hiç düşündün mü abisi? Düşündün mü? Şimdi, nedir Allah senin için? Şimdi sonuç olarak çıkaralım, yani bu kadar nimet var. Hem küfran nimet yapıyoruz, hem de şükrediyoruz fakat gene de hiçbir şey eksik artmıyor. Ama ben oraya çıkaracak sebep ne? Onu arıyorum, bulamıyorum işte. Bu cevap değil. Bu cevap değil. Cevap bulamadım yani. Allah senin için nedir? Allah senin için ne ifade ediyor? Zannediyorsun sen. Bak, hiç düşündün mü? Allah senin için nedir? Ne ifade ediyor? Tamam. Peki, bir şeyler söyledim. Tamam. Peki de, gündelik hayatında o mu hakim nefsime, nefis mi bana hakim? Evet. Ben onu seviyor. Tekler üzerine kurduğun şeydir. Neyi seviyorsan. Çünkü bir sevgili bazı şeyleri terk ettirmeyi iktiza eder. Terkle. Abi. Mesela bir kız beni seviyorsan dedi, anneni terk et. Hayat, gündelik hayatta terki uygulamak için söyledi. Mesela dersi seviyorsan maç gününü, televizyon gününü terk et. Nereye bakarsan. Zekatı seviyorsan Allah'ın emrini, hırsını terk et. Abi ameller niyetleri göredir denir. Ama o niyet dediğinden budur, terklerdir. Yok, hayır, şu manada söyledim ben abi.
Şimdi belki bütünsel olarak bir anda her şeyi yapamazsınız ama hani karınca misali, hani ben o yolda olduğum bir bilinsin de tesirim olsun. Ha şu, ha iyi ki hatırlattın, başka bir şey hatırlattın ama ben de şu oldu. Ya abi yani ben terkleri nasıl yapacağım? Sakın ha kara kucak yapma. Mesela Mehmet abi o, hepinize soruyor, Mehmet sana da dahil. 10 saniye içinde cevap vereceksiniz. Ben konuşuyorum, başladı deyince başlayacaksınız. Yani bütün günahlarınıza değil, günah da olmayabilir. Seni çok rahatsız eden, seni alıkoyan, seni doğru düşündürmeyen, doğru hareket ettirmeyen, konuşturmayan, mesela çok da rahatsız olduğun bir davranışını hatırına geliyor mu? Bir tane, bir tane. Şu davranışım. Benim geldi. Sırf onu terk et. Yeter. Hepsini saldırma. Ya bu terkleri nasıl terk edeceğim? Şeytan böyle gösteriyor. Onun için olmuyor. Bütünsele saldırmak, bütünü ben nasıl terk... Hayır, hayır. Kardeşim sigarayı terk etme. Bak terk etme. Şeytan size kızıyor. Ondan sonra lakur lakur kontayı terk etme. Kızıyor. Yani seni en çok rahatsız eden bir tane söyler misin? Onu sırf bir sene terk et. Diğerleri dursun. Yani bu niyetle yola çıktığımız zaman evvel Allah'ın izniyle Allah'ın o Allah'tır muhalumun dediği gibi. Ondan sonra yani ben bu niyetle yola çıkmışım. Bütününü terk etmek amacıyla. İnşallah ömür vefa etmedi belki. Nedir biliyor musun? Şişmiş balona iğne batırmak gibi. Hatırınıza gelen bir günah yok mu yani? Günah diyemeyim. Yani mekruhunuz. Yani Risale'ye mani oluyor, okumana mani oluyor, tembelliğine mani oluyor, lakaytlığına mani oluyor. Mesela bir tanesi dedi ki, ya ben açıklamak isterim dedi. Ben ülfetimi diyor hemen düşündüm. Ya ben bu adamı ne dinleyeyim dedi. Çok nefret ediyormuş bize. Yazı, site yazdı. Ben de bu dersi dinlerken, ben de dersin içine kendimi hayal ettim. İlk altıma gelen şu, Risale-i Nur'a ülfetim var. Ülfetimi terk etmem lazım. Hakikaten Risale ile günahınız değil. Ülfet. Yani ben anladım. 22 defa okudum dedi kendisi yazdı. Okudum ve bitti. Meğer beni ülfete sarmalamıştı. Bokçaladı. Bu ülfeti, ben ülfeti nasıl kıracağım? Ülfetini terk edeceksin bir tane. Başka bir şey günahla meşgul olma. Maçla meşgul olma, şunlar meşgul olma, sigarayla meşgul olma. Olma ya. Devam et ya. Yapacaksan yap. Sırf onu terk et. Sırf onu terk et. Bir tane. Koca bir sene sana muhlet. Gafur, sana bir tane. Harun, sana bir tane. Koca bir sene. Hatırınıza geleni terk edin. Bir tane ama ya. Tamam Ömer abi. Sen çaktırmadan müthiş bir müjde veriyorsunuz aslında evet. Siz. Bir tane Ömer abi ya. Senin hatırına geldi mi abi bir tane? Ben yani rahatsız eden bir ahlakım. Geldi mi abi? Abi bir sene muhlet. Başka bir şeyi terk et. Sırf onu terk et. Sırf onu ya. Başka bir şey yapma. Uğraşma başka günahlarla. Ne hatırınıza geliyorsa en çok rahatsız eden odur. Düşünüp getiriyorsanız o zaman sıradandır o. En çok rahatsız eden değil. Ben şunu terk edeceğim. Merak etmeyin. İnanın ben de şu anda kafamda var. Bir sene daha geçmedi, hala terk edemedim onu. Duruyor. Yani bu mendup olur, sünnet olur, mekruh olur, haram olur. Bunu terk etmem lazım. Bir sene. Bir sene bir tane terke muvaffak ol, yeter ya, yeter sana. Bir tane ya. Bir tane. Buna ait bir tane bir misal vereyim. Yani gerçek göreceksiniz ama. Eski biraz meşgul olmuştum böyle. Okuldayken. İnsan gençtir de yani bir şeyle meşgul olacaksın. Ben atletizm ve uzak doğu dövüşlerle meşgul olduğum için hareketliyim. Bir şey anlatacağım. Bununla alakalı adamın bir tanesi meşhur var ya, Burişli. Diyor ki, nasıl muvaffak oldun, başarılı oldun? Diyor ki, her şeyi öğrenmeye atlamadım, her hareket. Bir hareketi seçtim, onu en iyi ben yapmalıyım. Bir hareketi en iyi ben yaptığım için muvaffak oldum diyor. Çocuklar, en iyi ben yaptım diyor. Bak o da bir şey. Çok ilginç. Bak bir hareketi tespit ettim. Bir tane.
Onu iyi yapmak değil, onu en iyi ben yaparsam muvaffak olur. Ben de nurculuk dünyasında, nurculuk dünyasında her şey var. Enfusi var, afakisi var, esmacısı var, ademcisi var, dimacısı var, kapçısı var, ameli var. Allah aşkına yani insanlara dediğince istidatlar var. Yani acayip ihtisaslar var. Mesela bizim beraber bulunduğumuz vakıflar var. Acayip acayip garip mesela bir tanesi hisçi, his. Şimdi ben de gayb, insan ve gayb ve başka hiçbir şeye el atmıyor. Zan, cismaniyet, tevehüm, tasavvur, işlerim, gücüm bu. Ben gaybden anlarım. Mesela bir vakıf var. Ayağa kalkmayan, bu sarık bu kafayla çıkar diyen, Nikola Nikolaç'ı böyle diyen, Deccal'ı böyle çakan, var ya ustadım böyle fedai kahramanlı. Adam ömrünü böyle vermiş bir vakıf. Mesela benden büyük 60 küsur yaşında bir vakıf var. Ustadın kaç tane talebesi vardı? O talebelerin kaç tane sevgiliydi? Ondan duymuştum. Ashab-ı Kehf kadar 300 küsur tane kimin şeyi vardı? Ashab-ı Suffa. Şu kadar talebesi vardı işte. Tayr-ı Mutlu abinin işte iki kızı vardı. Şimdi onlar neredeydi? Kaç tane torunu vardı falan. Adam bu. Başka bir tanesi. Telif nerede edilmiş? 28. söz nerede telif edilmiş? Ne zaman telif edilmiş? Kimler vardı yanında? Allah! Benim hiç kafam basılmaz. Başka bir tanesini söyleyeyim size. Mesela Kırşehir'de var bir abi. Ebced. Cifir. Tevafuk. Ebced, cifir, tevafuk. Ya benim basım basmaz. O risalede bir sağ, ihtisas. 19 sayısı nerelere geliyor? 19. mektup, 19. sözü. İçerisindeki 19 tane paragraf, 19 tane şey. 19 tane, 19, 19 tamam mı? İşte orada 31. söz. 31. söz neye konmuş? Diğer sözleri 30. mektup. Yani adam bu. Yani hepsi baş döndürücü ihtisaslar. Yani benim de işim bu. Diyorum ki bu sahada ihtisas şey yapmak isteyen beraber hareket. Bunları merak etmiyorsan benimle boşuna zaman harcama. Senin istidadın nereyse o kardeş o gruba git. Ey burada olan kardeşim, ben sana senin fıtratına göre bu mevzu benim saha çanak, çömlek, saksı. Sen meşgul olduğun, merak ettiğin mevzu çınar ağacı. O bende yok. Ne olur benim grupta olma, benim çevremde olma. Git. Senin o fıtratını neresi inşa ediyorsa o gruba git. Kurdoğlu mudur? Yazıcı mıdır? Meşveret midir? Tamam. Evet. Ama meşrebini ifade etmekte de hiçbir beis yok. Yok. Gayet normal. Ya da buraya gelmek zorunda değilsiniz. Kim iddia ediyorsa kaziptir. İlle buraya gelecek. Yanlıştır. Niye geleceksin kardeşim? Allah'ını Kur'an'ını seversen ya. Niye geleceksin ya? Kendini inşa et. Çünkü sen balina balığısın. Fıtratın o. Ben de sana Karadeniz sunuyorum. Karadeniz göldür balinaya göre. Okyanusun mahlukudur o. Lan o eğer ben onu kapatırsam balina Karadeniz büyüsün saksimi kırar. Çınar ağacını saksi ettik bak ne oluyor tarlaya dikmesiniz. Saksi parçalar. Cemaatlerin parçalamasına sebep İstidatları oraya göre olmayan insanları oraya bağlamaktan geliyor. El ceza min cinsil amel. Sana verilen ceza yaptığın amel cinsindendir. Oraya bağladığın için o yapacak seni, kıracak kafasını. Ama bu cemaati kimse dağıtamaz. Niye dağıtamaz? Hepsine yol vermişim. Burada olmak zorunda değilsiniz. Adam o zaman rahat ediyor. Adam bu derse gelecek. Abi acaba beni birisi görür mü? Benim abim, grubum ne der diye. Çok merak ettiği halde gelemiyor. Bu korku yani bunu salan bir kafa yani oraya gitmeyeceksin gitme diyecek bir zihin almıyorum külliyata nasıl olur diye merak ettim. Aldığım cevap şu. Enfüse geçemeyenler müktedirler. Mükte ise beyaz siyah vardır. Melekütte siyah beyaz yoktur. Çünkü melekütte 7 renkte vardır. Hepsi her makamdan bakabilen, hiçbir makama mahkum olmayan, insanların farklılıkları,
kendisine zenginlik kattığına inanan insan, kamil insandır. 25. karede de haritayı gösterdiniz aslında. Bak, hiçbir makama tabi olmayan, her makamı içeren, acayip bir şey. İnşa edeceksin. İlgini çekmeyebilir. Vahir davahım en elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tan selamu aleyküm.